Arkadaşlar merhaba. Ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız 100 videoluk serinin 18. videosuyla karşınızdayım. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 tane cümleyi Türkçeden Fransızcaya çözümleyerek çeviriyoruz. Toplamda 300 tane cümlenin çevirisini yapmış olacağız. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi en yakın metro durağı nerede? Nerede dediğimize göre ve cümle soru işaretiyle bittiğine göre bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi. Şuraya yazalım. Soru cümlesi. Yani enterogasyon var. Soru var. Sonrasında neredenin Fransızcası u. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. U neredeyi veriyor? Ancak öğrencilerin karıştırdığı şu ikisi. U nerede? Diğeri de U diye okunuyor ama veya ya da karşılığını veriyor. Sonrasında yine nerededen yola çıkarak fiili bulmam gerekiyor. Şimdi burada istersem être yani olmak fiilini kullanabilirim. İstersem s'être ve s'être yani bulunmak fiilini kullanabilirim. Bulunmak. Hemen yanında metro durağı var. Metro durağı la station station de Metro. Burada bir aksantegi var. İkisini bölsem, aslına bakarsanız metro, le metro, Durak ise la station. Station. Hemen yanında da en yakın var. Bakın. İkiye bölelim. Yakın, proş. Proş. En ise Plü ile verebiliriz. Yani löplü. Ancak burada e, gönderme yaptığımız en yakın diye sorduğumuz şey la do metro olduğuna göre yani feminin olduğuna göre bunu la plü ile la plü proşla e, karşılamam gerekiyor. Şimdi cümlenin Türkçesinin öğelerini gözden geçirelim. Bakın nere, neredeyi u ile veriyorum. Sonrasında nerede, nerededir dediğine göre bunun bir soru cümlesi olduğunu e, anlayabiliyorum. E, nerededir'in nerede dirin dirini yani fiili etle yani olmak fiiliyle ya da sötru ve yani bulunmak fiiliyle verebilirim. Metro durağı la de metro zira metro le metro durak ise la station. La station de metro feminin olduğuna göre en yakını ona göre uyarlamam gerekiyor. Yakın Fransızca'da proş en ise le plus. Ancak tekrar söylüyorum station de metro feminin olduğuna göre la plus proş diye değiştirmem gerekiyor. Şimdi cümlenin çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Cümlenin çevirisini hem être hem de se trouve fiiliyle oluşturabiliriz demiştik. Her ikisiyle de yazalım. Cümleyi et fiili ile nasıl oluştururuz? Öncelikle soru yapısının u'sunu neredesini yazdım. U sonrasında et fiilini present'ta ile göre çektim. Ue. nerededir oldu? Hemen yanına la station Station de metro'yu yazdım. De metro. Bu haliyle metro durağı nerededir oldu. Sonuna hemen la plus Proche ekliyorum. Soru işaretini koyuyorum. O est la station de metro, la plus proche, en yakın metro durağı nerededir oldu. Şimdi cümleyi sutru ve fiiliyle e, kuralım. Yine... U soru yapısı soru edatıyla e, çevirisine başladım. Hemen yanına sötrü ve fiilini prezantta e, il ya da ele göre çekiyorum. U sötür nerededir? Nerede bulunur? La station de metro. Station de metro. Sonuna yine la plus Proş'u ekliyorum. Proş. Ve soru işaretini koyuyorum. Où se trouve la station de metro la plus proche? Bu cümleyi iki farklı fiil kullanarak e, Fransızca'ya çevirdik. Şimdi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi. Lyon'a gitmek için hangi otobüse binmeliyiz? Bu cümlede de hangi soru edatı geçtiğine göre ve sonunda soru işareti olduğuna göre bu da bir soru cümlesi. Soru cümlesi. Yani interogasyon var. Interogasyon. Yani setün in fras interrogatif. Yani bu bir soru cümlesi. Hemen yanında ne var? Binmeliyiz dediğine göre nu yani biz şahıs zamirini buluyorum. Cümlenin başında biz var gibi düşünün. Hemen buradan fiili de çıkartıyorum. Fiilimiz binmek. Binmek. Bir ulaşım aracına binmek için Fransızca'da prendre fiilini kullanabilirim. Prendre fiili birkaç anlama geliyor. Sonrasında ne var? Bakın şurada otobüs var. Otobüsün Fransızcası lübüs. Lübüs. Hemen burada için var. İçinin Fransızcası pur. Ve yanında da fiil var. Gitmek fiili. Gitmek fiilinin Fransızcası alle. Pek tabi purdan sonra geleceği için çevirirken master haliyle kalacak. Burada a'yı da e, alle'nin A'sıyla vereceğiz. Alle A bir yere gitmek. Lyon ise şehir ismi yani özel isim. Şuraya yazalım. Le nom propre. Özel isim. Lyon'a gitmek için hangi otobüse binmeliyiz? Tek bir şey daha kaldı. Şurada ne var? Meli malı yapısı var. Bakın. Meli malı. Yani zorunda olmak var var zorunda olmak. Fransızca'da devoir fiili verebiliriz. Devoir zorunda olmak demek. Ayrıca hangi ve e, soru işareti soru cümlesi olduğunu gösteriyor demiştik ama "hangi" Fransızcaya quel yapısıyla verebiliriz. Önceki cümlede anlatmıştım. Quel soru edatı yanına gelen ismin maskülin, feminin, tekil ya da çoğul olmasına göre akorlanıyor. Biz bu şekilde tuttuk çünkü löbüse gönderme yapacak. Cümlenin bütün öğelerini, kelimelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Hemen şuradan başlıyorum. Hangi diye başladım. Kel, büs. Hangi otobüs? Kel, bis. Biz, nu, devon, devoir fiilini presentta nu şahıs zamirine göre çektim. Kelbiş nu devon prendre. Biz hangi otobüse binmeliyiz? Neden? Pur için alle. Pur'dan sonra fiilin master halini yazdım. Kelbüs nu devon prendre pur alle. Gitmek için hangi otobüse binmeliyiz? Nereye gitmek? A. Lyon. Soru işaretini koydum. Quel bus nous devons prendre pour aller à Lyon? Lyon'a gitmek için biz hangi otobüse binmeliyiz oldu? Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Bu videonun üçüncü cümlesi. Onun vejeteryen olduğunu sanmıyorum. Cümle basit bir cümle gibi görünebilir. Ancak içinde önemli parçalar ve önemli bir gramer konusu var. Cümle sanmıyorum diye bittiğine göre şuraya çekelim. Aslında ben diye başlıyor diye düşünebilirsiniz. Şuradan je yani ben şahıs zamirini bulabiliriz. Yani cümlenin çevirisini yaparken je şahıs zamiriyle başlamamız lazım. Sonra burada vejeteryen sözcüğü var. Vejeteryen bir sıfat ve Fransızcası le végétarien, femininse la végétarien, Bakın bir ne bir öyle bitiyor. Sonrasında yine buradan olumsuzluğu buluyoruz. Burada la negasyon var. Negasyon. Zira sanmıyorum diyor. Ne payı kullanmamız gerekecek. Ve yine buradan fiili çıkartabiliriz. Fiilimiz öncelikle croire. sanmak, inanmak. Ayrıca bu cümleyi Fransızca'ya panse fiiliyle de çevirebiliriz. Panse sanmak olabilir. Burada olduğu gibi. Ya da düz anlamı düşünmek. Tam bu noktada bizim için çok önemli bir durum var. Zira kuruvar ve panse fiili sübjonktif gerektiriyor. Sübjonktif. Sübjonktif istek dilek kipi. İstek dilek kipi. Cümleyi şöyle düşünürsek belki daha kolay olacak. Ben sanmıyorum sanmıyorum ki o vejetaryen olsun. Bakın Türkçe'de sinsin sin varsa mutlaka subjonktif gerektiriyor. Hemen buraya bakarsak olduğunu da di di Fransızca'da kö pronom relatifi ile veriliyor aynı zamanda subjonktif de şuraya çekeyim. Kö gerektiriyor. Ve yine buradan fiili bulabiliyoruz. Burada olmak fiili var. Yani Fransızcadaki être. Son olarak burada onun var. Ee, onun vejeteryen olduğunu sanmıyorum derken kastettiğimiz kişinin Kadın mı erkek mi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Fransızcasında il o şahıs zamirini kullanacağız. Cümlenin öğelerini çıkarttığımıza göre çevirisine başlayabiliriz. Ancak çevirisini hem kruvar hem de panse ile yapabiliriz demiştik. Her iki fiili kullanarak da çevirelim. Önce kruvar fiilini kullanalım. Çeviriye je şahıs zamiriyle başlıyorum. E, cümle olumsuz olduğuna göre nö payı kullanacağım. Nö'yü koydum. kruvar var fiilini prezantta je şahıs zamirine göre çektim ve payı ekledim. Je ne ben sanmıyorum, düşünmüyorum oldu. Hemen sonrasında kö'yü koydum. Yanına da onun demek için il'i ekledim. Ancak ikisi de sesli harf olduğuna göre ö'yü atıp üstten bir virgül koyuyorum. Şimdi olmak fiilini subjonktifte il şahıs samirine göre çekiyorum. Kil sua yanına da hemen vejetaryeni ekliyorum. Je ne crois pas oldu. Şimdi pasif fiilini kullanalım. Yine şöyle ile başladım. Negasyonun nö'sünü koydum. Panse fiilini je şahıs zamirine göre prezantta çekiyorum ve pa'yı ekliyorum. Je ne Yine kö ve yine ile ekledim. Sonrasında et fiilini subjonctifte il şahıs zamirine göre çektim. Ve vejetaryeni ekliyorum. Bu cümlede yaptıklarımızı gözden geçirelim. Bakın cümlenin Türkçesi sanmıyorumla bitiyordu. Sanmıyorumdan şuradan je şahıs zamirini bulduk. Yani Fransızcasına je ile başlamamız gerektiğini bulduk. Yine buradan sanmıyorumdan negasyonu bulduk. Ve nöpa'yı kullanmamız gerektiğini bulduk. Ee, yine buradan sanmıyorumdan kurvar, sanmak, inanmak ya da panse, sanmak, düşünmek fiillerinden birini kullanabileceğimizi bulduk. Sonrasında olduğunu da dı diyi Türkçe'ye kö'nün kö, kö pronom relatifinin verdiğini bulduk. Sonra buradan fiilimizi bulduk. Olduğunu dediğine göre olmak yani Fransızcadaki être fiilini bulduk. Vejeteryen bir sıfat. Le vejeteryen ya da la vejeteryen diye e, gönderme yaptığı isme göre değişiyor, akorlanıyor. Son olarak onun derken e, kadın mı erkek mi olduğunu bilmediğimiz için ille şahıs zamirini kullanmamız gerektiğini bulduk. Tercümesini şöyle yaptık. Önce kuruvar fiiliyle e, tercüm ettik. Je ne cruvapa, ben sanmıyorum ki o, o suavejeteryen vejeteryen olsun ya da onun vejeteryen olduğunu sanmıyorum. Pense fiilini kullanırsak. Je ne pense pas qu'il soit vejeteryen. E, onun vejeteryen olduğunu sanmıyorum'u çevirmiş olduk. Yani cümlenin Türkçesini iki farklı fiil kullanarak Fransızcaya çevirdik. La fin de la vidéo. Yani Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız... 18. videomuzun sonuna geldik. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Hem kelime çalışmış oluyoruz, hem dil bilgisi, gramer çalışmış oluyoruz, hem de e, tercüme mantığını öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu seriyi birinci videodan itibaren takip etmeniz sizler için çok faydalı olacaktır. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.